Yani ben olayın en başından beri, yani Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı günden bu tarafa, ki ilk talebi Türkiye yapmıştı, Türkiye'nin talebiyle ilgili, o zamandan beri asla Türkiye'ye iade edilmeyecek diyordum. Kesin Amerika'ya iade edilecek diye söylüyordum. Şimdi bu dediklerim 4 gün önceki kararla çıkmış oldu. Her ne kadar Amerika'nın kara para aklama nedenleri reddedildi, sadece 10 ayrı suçtan dolandırıcılık nedeniyle iadesi yapılacaksa da, ama oradaki iade yapıldıktan sonraki yargılama işi Amerika'nın kendi iç işleridir. Bir de Amerika'nın böyle uluslararası alanda mahkemelerinin çok geniş yetkileri vardır. Yani bir Avusturya mahkemesinin Amerika mahkemesinin talebine red cevabı verme olanağı yok. Onu söyleyeyim. Yani Amerika ile Türkiye'yi iade açısından karşılaştırmak, bize Türkiye'ye iade edilecek demek son derece ham hayal kurmaktır. Bunu biliyoruz. Bakın, bu iadeler birisi uluslararası sözleşmelerde karşılıklı mutabakat şartına bağlı iadelerdir. Bir kısmı da kırmızı bülten çıkarırsınız. Kırmızı bültenimize itibar edip etmemekte bu ülkeler serbest olur ve sizin kırmızı bülteninize itibar etmiyorlarsa kırmızı bültenimizi de reddederler. Ben Türkiye'nin bugüne kadar kırmızı bültenlerine olumlu cevap verildiğini pek görmedim, açık söyleyeyim. Yani geçmişteki davalarda da, Ergenekon ve Balyoz davalarında, işte Turan Çömez'in, efendime söyleyeyim, Bedrettin Dalan'ın, Cem Uzan'ın iadeleriyle ilgili hiçbir sonuç çıkaramadı, ama sürekli yalan söyledi. Sürekli kamuoyunu kandırdı. İşte yakalanıyor, geliyor, gelecek dedi. O bakımdan Türkiye'nin tavrının ne olduğunu, kamuoyunu nasıl kandırdığını çok iyi bilenlerden birisiyim. O nedenle çok ham bir hayaldir. Sezgin Baran Korkmaz Amerika'ya gidecek, Amerika'ya gitmekle kalmayacak. Orada Türkiye'nin korktuğu ve ifade etmesinden çekindiği şeyleri de anlatacaktır. Kime ne kadar rüşvet verdiğini Yani daha ikinci doğrusu. Zarrab vakası diyenlerdensiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. İkinci zarraf vakasıyla karşı karşıyayız. Bir İşte şey o daha zaman da ekleyebilir miyim müsaade ederseniz o zaman? Bu hafta bir de Ahmet Şık'ın milletvekili, Ahmet Şık'ın tip milletvekili kara para aklama soruşturması nedeniyle Sezgin Baran Korkmaz'ın soruşturması sürerken, yani şu anda iadesi tartışılırken yeni bir ses kaydı yayınlıyor. Gerçi ses kaydı ile ilgili tartışma da oldu ama AKP'li bir isimle konuştuğunu, Ahmet Şık'ın söylediğini söylüyorum. Ve bu kayıtta Sezgin Baran Korkmaz'ın 10 milyon avronun kimin için istenildiğini açık açık da belirttiğini söyledi. Ben de dinledim kaydı. Hani kayıttakiler kim bilemiyorum ama çok vahim bir iddia var bu ortaya atılmış olan. Yani bu bildiğimiz, kim bilir Sezgin Baran Korkmaz'ın bilmediğimiz anlatacağı neler var. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bir şantaj dosyası mı olacaktır? Ne olacaktır? Ne düşünüyorsunuz? Bir genel çerçeve çizer misiniz? tabii şöyle, şimdi Amerika'da Kingston kardeşler dediğimiz bir firma bir yerde paravan yapılarak Türkiye'ye çok sayıda, çok yüklü miktarlarda kara para gelmiş ve bu kara paralar aklanarak yeniden legal yoldan Amerika'ya sokulmuş. Şimdi bu büyük bir suçtur Amerikan hukuku açısından. O açıdan Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya iade edilmesinden sonra Türkiye'de verdiği rüşvetler veya iş ve iş birliği yaptığı bürokratlar, bakanlar, onların hepsi de deşifre olacağı için o kişiler de
Sezgin Baran Korkmaz'ın kaçırdığı paralardan sorumlu olacak ve şahsi mal varlıklarına muhtemelen el koyma kararı çıkacak. Yani durum vahim, onu açık açık olarak söylemek gerekir. Ben zaten Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'ı geri iade etmesini istemesini çok komik bulmuştum. Şu açıdan, yani gelmesini istediğiniz adamı neden kaçırdınız? Yani bile bile, göz göre göre kaçırdınız elinizden. Hatta kaç git dediniz. Kaç git dediğiniz adamı şimdi istiyorsunuz. Neden? Susturmak için. Bütün mesele burada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başta da söylediğim gibi yargı gücü, işte Sovyet Rusya'yı hariç tutarsanız ve o Sovyet Rusya'ya bağlı ülkeleri hariç tutarsanız, İngiltere, Fransa, Almanya dahil olmak üzere Singapur'a kadar, Malezya'ya kadar, Hindistan'a kadar büyük bir alan var. Bu alan çok önemli bir egemenlik alanıdır ve bu alanlarda bütün uyguladığı yaptırımlar geçerlidir. O açıdan diyelim ki bir bakan hakkında yaptırım uygulandığında o bakanın Türkiye'de dışarıya adım atması bile mümkün olmayacaktır. Bunları yaşayarak göreceğiz. Zarraptan sonra, daha doğrusu o süreçte Amerikan yaptırımlarını Trump'ın tehdidiyle beraber görmüş bazı bakanlarla ilgili mal varlığı vesaire dosyalar gündeme Kararlar. gelmişti. Yenilerini mi bekleyelim? Aynen öyle. Aynen öyle. Bu tabii Türkiye hani bu tür vakaları yaşamaya alıştı ama bu neden kaynaklanıyor sizce? Hani genel olarak bu tarz şeyleri eskiden bilmiyoruz, biz bu dönemde görüyoruz. Evet, yöntemini mi söylemek istiyorsun? Evet, Yani evet, evet, evet. evet, yöntemi söylemek istiyorsun. Yani yöntemin bu şekilde olmasının ana ereklerinden, nedenlerinden birisi Türkiye'de hukuk sisteminin olmayışıdır. Yani şimdi mesela bana sorsaydınız Sezgin Baran Korkmaz'ı Namibya istiyor. Ona mı gider, Türkiye'ye mi gelir? Ben Namibya'ya gider derdim gene. Çünkü bu gerekçelerle, yani Türkiye'de hukuk bağımsız olmadığı için, siyasetin arka bahçesi olduğu için ve Sezgin Baran Korkmaz'ın yargılaması da bir yerde ucu siyasetçilere dokunacağı için hiç kimse Sezgin Baran Korkmaz'ı Türkiye'ye susturulmak üzere vermez. Ve bunun susturulmak üzere istendiğini de bütün ülkeler bilir. O açıdan şu anda Sezgin Baran Korkmaz'ın çıkarı Türkiye'ye gelmektir. Susma karşılığında kendisine herhalde bir takım vaatler yapılacağı düşünüldüğü için, onun için de avukatı çabalıyor Türkiye'ye getirmek için. Ama bunlar nafile ve boş şeyler. Efendim teşekkür ediyorum. Aydınlandık sürece ilişkin olarak. Ben bilgi güçtür herhalde diye noktalamak istiyorum. Burada Sezgin Baran Korkmaz'ın bildikleri başkalarının da bilmek istedikleridir diye düşünüyorum. Ya da birilerinin de konuşturmamak istedikleridir diye düşünüyorum. Daha çok konuşacağız bir konuyu diye anlıyorum.